Değerli izleyenler, Erkan Aksu'yla Adım Adım Sinop, memleketimizin güzelliklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Evet, bugün de Ayancık İlçe Kaymakamımız Sayın İsmail Pendik'le birlikteyiz. Biz kendisini aradık, makamına bizi davet etti. Kendisine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Efendim, öncelikle kolay gelsin, nasılsınız? Teşekkür ediyorum Erkan Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum ben de size ve Mavi Karadeniz TV ekibine. Bizleri burada ziyaret ederek hem de yapmış olduğumuz çalışmaları Sinop'umuza ve ülkemize aktararak çok büyük katkılar sunuyorsunuz. Açıdan şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Kaymakamım, ilçede kaç yıldır görev yapıyorsunuz? Ben 2020 yılında Beytüşebap'tan buraya tayin oldum. Yaklaşık 1,5 yıldır burada görev yapıyorum. Ayancık hakikaten ülkemizin en güzel yerlerinden birisi. Doğasıyla, insanıyla, havasıyla, iklimiyle, deniziyle, ormanıyla hakikaten çok güzel bir ilçemiz. Burada görev yapmak da açıkçası benim için bir onur, bir şeref. O açıdan kendimi nasipli sayıyorum. İnşallah bize verilmiş olan bu vazifeyi de hakkıyla yerine getirme güzelliğini Rabbimiz bize yaşatır. Sayın Kaymakamım, biliyorsunuz 11 Ağustos'ta Sinop ilimizde büyük bir sel felaketi yaşandı ve bu yaşanan sel felaketinde Ayancık ilçemiz ve Babaçay köyü büyük bir zarar gördü. Efendim, şu an yaralar tamamen sarıldı mı? Biliyorsunuz 11 Ağustos'ta Ayancık tarihinin en büyük afetini yaşadı. Yaşlı olan vatandaşlarımızla da konuştuğumuzda, resmi olan kayıtlarımıza da baktığımızda, aynı zamanda devlet su işleri gibi bu alanda uzman teknik bilgileri de ele aldığımızda, bu afetin 500 yılda bir yaşanabileceğini ve Ayancık'ın hiçbir şekilde böyle bir afetle karşı karşıya kalmadığını üzülerek gördük. O gün hakikaten Ayancık çok büyük bir badire atlattı. Yani ben de buradaydım, geceden sabaha kadar ayaktaydık vatandaşlarımızla beraber. Yaraların sarılması, moral motivasyon verilmesi ve daha fazla can kaybının olmaması açısından üzerimize düşenleri yapmaya çalıştık. O gün öyle bir hal almıştı ki köprülerimiz yıkılmış, yollarımız uçmuş, tabiri caizse Ayancık kara bağlantısı olmayan bir ada haline gelmişti. Hava muhalefeti nedeniyle de buraya havadan ve denizden ulaşım da ilk anlarda mümkün değildi. O gün büyük bir umutsuzluk içerisindeydik, çaresizlik içerisindeydik. Biz kendi imkanlarımızla buradaki kurumlarımız olarak yapılması gereken çalışmaları etkin bir şekilde yapmaya çalıştık. Şükürler olsun ilçe merkezimizde bu kadar büyük bir sel gelmesine rağmen teknik ekibin söylediğine göre Bozkurt'a gelen selden daha büyük bir sel Ayancık'a gelmiş. Çünkü biliyorsunuz Ayancık içinden geçen dere yaklaşık 5 büyük derenin kesiştiği ve 5 büyük derenin birleştiği, o suyunun toplandığı bir yer. İnaltıyla Kepez'den gelen derenin birleşimi maalesef Babaçay'da büyük bir yıkıma neden oldu. Oradaki suları da birleştiren, bunun yanında Zindan ve diğer Kütük köyünden gelen o dereyi de kesiştiren, yaklaşık 5 dereyi birleştiren Ayancık'taki bu dereden geçen selde can kaybının olmaması bizi hakikaten büyük bir sevince ve mutluluğa yöneltti. Böylesine büyük bir badiredeyken hakikaten büyük umutsuzluk içerisindeydik ama bizler hem valiliğimizle hem bakanlığımızla iletişim kurarak gerekli bilgilendirmeleri, yönlendirmeleri yaparak hamdolsun devletimiz ilk andan itibaren buraya gücünü hissettirmeye başladı. Üst üste helikopterlerin tabiri caizse dolmuş gibi çalışması, arama kurtarma çalışmalarını vatandaşlarımız da sizler de görmüşsünüzdür video kayıtlarından. Hakikaten helikopter pilotlarımız, ekiplerimiz çok büyük risk aldılar. Normalde o hava şartlarında helikopterler kalkmaz. Doğuda çalıştım, helikopterlerin nasıl çalıştığını yakından biliyorum. Ama buna rağmen risk alarak oradaki vatandaşlarımızı kurtarmaları, buradaki duruma müdahale etmeleri bizim üzerimizdeki bu
çaresizlik ve umutsuzluğu ortadan kaldırdı. Vatandaşlarımıza da büyük bir güven geldi. Sağ olsun Ulaştırma Bakanımız daha afet bitmeden buraya o yıkık köprülerden geçerek gelerek hem çalışmaları yerinde yürütmesiyle hem de bize moral motivasyon vermesiyle afetin psikolojik etkilerini ilk andan itibaren bu çaresizlik, umutsuzluk durumunu ilk andan itibaren giderdik. Ve Sayın Bakanlarımızın, Ulaştırma Bakanımız buranın koordinatör bakanıydı. Diğer Enerji Bakanımız olsun, İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik Bakanımız, Tarım ve Orman Bakanımız olmak üzere tüm bakanlarımız buraya geldiler ve çalışmaları yerinde incelediler. Tabiri caizse bizi bize bırakmadılar. Eğer bakanlarımız buraya gelip yerinde çalışmaları yönlendirmeseydi Ayancık'taki toparlanma süreci daha da uzayacaktı. Yani biz hamdolsun yani 500 bina Ayancık'ta tamamen çamurla dolmuştu bodrumları. Bunları temizlemek o kadar zor ki, o kadar büyük ki yaklaşık 56 dükkanımız biliyorsunuz küçük sanayide yıkılmıştı. Pazar yerimiz tamamen gitmişti ilçe merkezinde. Böylesine büyük bir etkiydi. Yani Bozkurt'a göre can kaybı Bozkurt'ta fazla. Allah rahmet eylesin. Canını kaybeden hem Ayancık'ta hem Bozkurt'ta hem de tüm afetlerde kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama can kaybının dışında Ayancık en büyük etkiyi ekonomik olarak, sosyal olarak hissetti. Lakin bakanlarımız buraya gelerek bizzat işi yerinde takip ederek süreci hızlandırdı. Askerlerimiz geldi biliyorsunuz, jandarma komandolarımız geldi o binaların temizlenmesinde. Yine ülkemizin dört bir tarafından büyükşehir belediyelerimiz o vidanjörleri falan göndererek AFAD'ın koordinasyonunda büyük bir toparlanma sürecine girdik. Ve bir ay gibi kısa sürede ilçe merkezindeki ve köylerdeki o bağlantılar da dahil gerekli ilk yaraları sardık. Bir ay gibi bir sürede Ayancık toparlandı. Bu açıdan da büyük bir başarı elde edildiğine inanıyorum. Tabii buradaki başarının asıl sahibi öncelikle aziz milletimiz. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliği ve liderliğinde Sayın Bakanlarımızın bizzat olaya vaziyet etmeleri ve belediyelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz ve devlet kurumlarımızın el ele gönül gönüle güç birliği içerisinde çalışmaları Ayancık'ın kısa sürede toparlanmasını sağladı. Sayın Kaymakamım, Babaçay büyük bir felaketi yaşadı. Orada birçok ev yıkıldı. Şu an orada çalışmalar var mı tekrardan yapılanma olarak? Evet, biliyorsunuz orada evler ilk anda yaklaşık 50 ev tamamen selle beraber gitmişti. Biz merkezde korkmuştuk. Merkezdeki derenin büyüklüğünü az önce anlattım. Hamdolsun merkezde bir can kaybı yaşamadık ama bizi üzen Babaçay'daki vatandaşlarımız, 15 vatandaşımızın evleriyle beraber sulara kapıldığı bilgisini aldığımızda hakikaten çok üzüldük. Bir tane de vatandaşımız buradan Diyarbakır'dan buraya gelip zindan hattında çalışan bir vatandaşımız. Onun da kayıp olduğu bilgisini aldık. Toplam 16 kişiyi ilk anda selle beraber kaybolduğu bilgisi gelmişti bize. Onun cenazelerine ulaştık. Altısına da çok hem havadan hem karadan hem denizden yoğun arama kurtarma çalışmalarına rağmen cenazelerine ulaşamadık. Çalışmalarımız yine devam ediyor. İnşallah ulaşacağız. Lakin Rabbim rahmet eylesin. Yani bu andan itibaren sağ olarak ulaşma ümidimiz daha da azalıyor. Bu açıdan Sayın İçişleri Bakanımız da geldi. Burada cenaze namazı kıldık. Gıyabi cenaze namazı, ailelerimizin de onayı ve müsaadesiyle onların da gönlünü alarak. Babaçay'da dediğim gibi 50 ev yıkılmıştı. Daha sonra hasar görenlerle beraber bu sayı yani 100-170 civarındaydı yıkılan. Bunların hak sahipliği çalışmaları 20 Aralık'ta başvurular sona erdi. Tamamlanmak üzere. Oradaki Çevre Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varank hanımefendi de gelmişti. Olayı bizzat yerinde tespit etti. Oradaki vatandaşlarımıza ve bize vermiş olduğu talimat, köyde kalmak isteyene köyde ev yapılacak. Eğer Ayancık'ta ev istiyorlarsa da Ayancık'ta yapılacak.
Bu açıdan evlerin yapılması gereken yerin tespiti çalışmaları sonuna yaklaşıyor. Bildiğim kadarıyla AFAD İl Müdürlüğümüz, AFAD Başkanlığımız bu çalışmaları yürütüyor. O köyümüze yakın bir yerde, yine köyde vatandaşlarımızın, köyde kalmak isteyen, çiftçilik, hayvancılık yapmak isteyen vatandaşlarımıza da ev yapılacak. Onun haricinde ben artık köyümde zaten hayvancılık yapmıyordum, çiftçilik de yapmıyordum. Sadece köyüm olduğu için orada yaşıyordum. Benim için şehirde de ev olsa olur diyen ve bunu tercih eden vatandaşlarımıza da Ayancık merkezde konutlar yapılacak. En yakın zamanda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum Beyefendinin teşrifleriyle biliyorsunuz Sinop'ta büyük bir temel atma töreni düzenlendi. Bu tören kapsamında da Ayancık'ta 56 dükkan, sel felaketinde yıkılmış 56 dükkanımızın da temeli atıldı. İnşallah onlar da yakın zamanda tamamlanacak. Evlerin, dükkanların bitmesiyle de beraber fiziki olarak da yaraların tamamı sarılmış olacak. Sayın Kaymakamım, Yüce Rabbim bir daha böyle bir afet, felaket yaşatmasın. Amin. Memleketimize, Türkiye'ye, dünyaya böyle bir felaketi bir daha bizlere yaşatmasın. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yine bu arada programın başında söyleyecektim. Yine bizi sizlerle buluşturan Ayancıklı iş adamımız var. Ayancık Kurtköy'ünden Şaban Yılmaz. Evet. Bir de Hüseyin Çakırbaş beyefendi var. Onların sayesinde güzel programa başladık adım adım Sinop olarak. Özellikle Şaban Yılmaz Sayın Kaymakamımıza çok selamımı götür dedi. Onun da size selamını getirdim. Onlar da bize destek olarak bu güzellikleri izleyicilerle buluşturuyor. Sayın Kaymakam ben size çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Son olarak ne söylemek istersiniz? Ben de dediğiniz gibi bizim Ayancık'ın diasporası güçlü. Sinop'un diasporası güçlü. Ayancık'ınki de güçlü. Ayancık'ta yaşayanlardan daha fazlasının İstanbul'da, yurt dışında ve ülkemizin değişik yerlerinde farklı iş alanlarında iştigal ettiğini iyi biliyoruz ve bunların çoğunun da ekonomik olarak durumlarının iyi olduğu ve ülkemize büyük katma değer katan iş adamlarımızın da olduğunu, bunun yanında doktorlarımız, önemli doktorlarımız var, onların da olduğunu biliyoruz. Buradan Ayancık'tan onlara saygılarımızı, muhabbetlerimizi ve selamlarımızı sunuyoruz. Onların Ayancık'a olan destekleriyle inşallah Ayancık daha da ileriye taşıyacak. Devletimiz elinden geleni yaptı. Yaraların sarılması noktasında yıkılan köprülere daha iyi köprü yaptı. Vatandaşlarımızın zararlarını maddi olarak sonuna kadar karşıladı. Bu açıdan milletimizin toplanmış olduğu yardımlar ve bu yardımları devletimize aktarması sayesinde bunlar gerçekleşti. Bu açıdan devletimize de milletimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Sıra Ayancık'ta, Ayancıklılarda tekrar yeni, güzel ve güçlü bir Ayancık'ı tesis etmek için devletin yapmış olduğu bu çalışmaların üzerine özellikle iş adamlarımızın ve Ayancıklarımızın da yapacağı çalışmalarla daha güçlü, daha güzel bir Ayancık'a ben ulaşacağımıza inanıyorum. Buradan tekrar size teşekkür ediyorum ve tüm Ayancıklılara, tüm Sinoplu kardeşlerimize, hemşerilerimize, hem Sinop'ta yaşayan, Ayancık'ta yaşayan, hem de dünyanın dört bir tarafında yaşayan kardeşlerimize de sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyorum. Efendim çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. İyi çalışmalar. Sağ olun. Teşekkür ederim.